hatırlatayım mı? Latçı'nın şeker içmiyorum. Seninkilerini de fırlatıyorum. Şeker içmiyoruz. Senin adına fırlatıyorum. Benimkini de fırlat. Hemen o kaşığı al ve havaya at. Aylık vaktimize dakika dakika yaklaşıyoruz. Sana oradayken o kadar çok fotoğraf ve mesaj atacağım ki artık diyeceksin ki Ezgi yeter. Yeter artık diyeceksin ama ben senin peşini bırakmayayım. 15 yıldır derdim değil mi? Bunu burada herkes duydu şu an. Evet. O yüzden demeyeceğim. 70 yaşında bastonla yürürken. 70 yaşında baston mu olmaz ya? Artık torunlarımıza bunu anlatırız. Evet. Değişik anılar, değişik anılar. Şimdi önümüzdeki dönemde yurt okul işlemleriyle alakalı evrak almam gerekiyordu. Çünkü ben oradayken annem buradan halletmesi gerekecek. O yüzden sabahtan beri böyle bir sürü işte kan verdim. Yok işte Berem savaşa gittim falan filan derken yoğun bir gündü benim için. Ama Mısır'la ayrıldık ve hani üzülüyorum Mısır'la ayrılmak. Ama biz birazcık alışığız da hani biz Mısır'la 15 senedir arkadaşız ama hani hem evlerimiz onunla bizim çok uzak. Hani böyle çok uzun aralıklarla görüşemediğimiz hep oldu. Ama ne olsa olsun zaten her saniye iletişim halindeyiz zaten. O yüzden çok etkilemiyor bizi. Öyle etkilemez böyle şeyler zaten. Şimdi de dedim ki hani gideceğim artık. Gitmeden önce bir yakın arkadaşlarımın hani görüşebildiğim kadarıyla görüşeyim istedim. Şimdi bir tane de arkadaşımla görüşmeye gidiyorum. Şu birkaç gündür böyle bir yoğun geçiyor. Herkese vedalaşıyorum. Türkiye'nin havası da galiba beni İngiltere'ye alıştırmaya çalışıyor. Böyle beni yağmurla uğurluyor birazcık. İki gündür bayağı yağmurlu. Olsun, alışıyorum şemsiye taşımaya artık. Bayağı da böyle ceket, bot falan giydim. Şimdi kalbimi en çok kıran iki şey. İki en yakın arkadaşım İrem ve Dilara. Onları görmeden gidiyor oluşum gerçekten beni çok çok fazla üzüyor çünkü. Ama zaten ikisi de onları ne kadar çok sevdiğimi ve sürekli onlara mesaj atıp onları rahatsız edeceğimi biliyorlar. Üzgünüm bunu izliyorsanız. Anlamış ve bu yüzden birazcık sinirli ve agresif. Tasına koyduğumuz suyu içmiyor. Gidiyor bu pis yağmurda ıslanan su brinksilerini içiyor. Ha? Neden? Anlat. Bunu bize anlat. Kanalıma 160 kişiye bunu anlatır mısın Yaman? Anlat bakalım. Mutlu bir çift, mutlu çift tablosu. Bak böyle burasını kaşıdığım zaman biraz poz veriyormuş gibi oluyor. Bakın şimdi. Kameraya bak bak. Geldiniz mi çok tatlıyız? Geldiniz mi çok tatlıyız? Çok tatlıyız. Çok tatlı. Çok tatlıyız. Hadi biraz daha poz verelim. İşte buraya bak, kameraya bak. Kendime 880 kere dedim ki Ezgi hani kombin yaparak eşyalarını koymalısın. Ama asla ve asla bunu başaramıyorum tabii ki. Ya bir de bir şey diyeceğim. Türk Hava Yolları'nda 20 kilo sınırı ne demek ya? Hani 20 kilo uçakta
bavul sınırım olur. Bakın konuşamıyorum bile sinirden. Nasıl sığdıracağım? Şimdi Allah için bayağı başarılı olduğum bir konuyu size söylemek istiyorum. Tıkıştırmak. Hani gerçekten bu bavul hani gerekirse 50 kilo olsun, 60 kilo olsun yine ben bu bavulu bir şekilde sığdırırdım. Ama kilo sınırı beni şu an... Böyle gideceğim söylediğim arkadaşlarım diyorlar ki bavula beni sok falan. Nereye sokayım? Nereye bavula yerleştireyim? 20 kilo ne ya? 20 kilo ne? We both lost silence still in the dead of the night. Although we both lie close together, we feel miles apart inside. Was it something I said or something I did? Did my words not come out right? Though I tried not to hurt you, yeah I tried. But I guess that's why they say every rose has its thorn. Just like every night has its dawn. Just like every cowboy sings a sad, sad song. Every rose has its thorn. Yeah, it does. Bavulumu bulmam lazım. Ve şöyle bir sıkıntı var. Beni karşılamaya gelecek aileyi tanımıyorum. Hani fotoğraflarını bile görmedim. Nasıl olacak, nasıl buluşacağız? Hiçbir fikrim yok. Umarım adımı falan yazarlar. Yoksa herkes teker teker gidip şey, siz misiniz? Demek zorundayım. Ama şu bir geçeyim. Bunu sonra düşüneceğim. Allah'ım aşırı korkuyordum ama neyse ki bir sorun çıkmadı. Evet, sorunsuz bagajımı aldığıma ve şuradaki sivilcem de burada kendini belli ettiğine göre şimdi birazcık bilgi vereceğim. İlk defa kendim tek başıma bir yere uçtum. Bu yüzden bunun heyecanı bayağı var ve hani şu ana kadar, uçağa bindiğim ana kadar çok stresliydim ama neyse ki oldu, geldim, bagajımı da aldım. Şimdi aileyi bulmaya gideceğim ve dediğim gibi gerçekten ailenin fotoğrafını bile görmedim. Nasıl tanıyacağım, nereden çıkacağım bilmiyorum. Şimdi bunu kapatıp bakacağım. Bir anda pembe bir ışık gelmesini ve benim hemen aileyi bulmamı umuyorum. Çıkıyorum şu an, çıkıştayım. Burada tabii 2 saat, 7 saat. Böyle olmasını bekliyorum. Ben ayarsam şuradaki düğmeler kapalıymış. Merhabalar. Ay resmen kendime gelmem, böyle ayılmam falan. Saat şu an 2:30'a falan geliyor. Anca ayılabildim, kendime gelebildim. İşte böyle birkaç tane işim vardı halletmem gereken, onları hallettim. Şu an evde yalnızım. Hazır böyle yalnızken, rahatça da konuşabiliyorken, çekinmeden dedim ki birazcık böyle olan bitenin hepsini anlatayım size. Şimdi şöyle, ben şu an İngiltere'de Eastbourne diye bir şehir var. İngiltere'nin en güneyinde öyle bir şehirdeyim. Burada bir dil okuluna gideceğim. Bu dil okulu pazartesi başlıyor tabii. Ve ben buraya hiç tanımadığım bir ailenin yanında kalmaya geldim. Şöyle, benim annemin bir tanıdığının tanıdıkları, hani annem için iyi bir referans oldu çünkü güvendiği bir tanıdıydı ve onların da çok güvendiği bir tanıdıydı. O yüzden geldim ve hani hiç fotoğraflarını falan, tiplerini asla bilmiyordum. Dün havaalanında bile adamı nasıl bulacağımı, beni nasıl tanıyacağını falan o kadar hiç bilmiyordum ki. Allah'tan annem benim fotoğrafımı çekmişti bavullarla, adam beni tanısın diye. Adam da ben çıkar çıkmaz Ezgi yaptı böyle, ben de direkt gittim yanına. Güzel bir andı. Nasıl olacak, nasıl bir
tatil de demeli miyim? Yani tatil ama hani sonuçta eğitim de göreceğim burada. Nasıl olacağını bayağı merak ediyorum. Hani heyecanlıyım, bayağı heyecanlıyım. Hani şu an ailemden ilk defa uzakta böyle bir yere geldim tek başıma. Hani üniversitede olan ayrı kaldım tamam ama hani sonuçta böyle farklı insanların olduğu, dilin farklı olduğu yere gelmek benim için ilk defa. İngiltere'yi bayağı hani gezeceğim. Hani vloglar çekmeyi istiyorum, düşünüyorum. Ama hani çekebilir miyim, nasıl vloglar olur bilmiyorum. Bu vlog da böyle hani İngiltere'ye geldiğimin bir başlangıcı olsun dedim. Öyle yani, bayağı da uzun konuştum. O zaman bu vlogun sonu olsun. Merhaba. Sen Türkçe biliyor musun? Ne demeliyim? Hi. Şimdi dedim ya hani bu vlogun çok böyle boş olduğunu düşünüyorum. Acaba hani boşuna mı yaptım falan diye. Ama benim bu YouTube olayında olsun, Instagram'da olsun çok çok fazla severek takip ettiğim bir kişi var. Bunu size paylaşmak istiyorum. İrem Akdemir. Hatta onu da kanalının linkine bırakacağım. Hani cidden çok çok tatlı birisi. Ve ben hani birçok anlamda benim en çok örnek aldığım insan olabilir. Ki çok ünlü biri değil ama gerek yok zaten çok çok ünlü olmasına. Geçen bir vlogunda şey dedi ve beni çok fazla etkiledi ve çok da ihtiyacım olduğu bir anda söyledi bunu. Dedi ki hani bu videoyu çekerken acaba çok boş mu video oldu falan diye sormuş kendine. Ama sonra demiş ki ne olursa olsun bu kanal benim kendi sayfam, kendi şeylerimi paylaştığım. Benim için bir günlük ve hepsi bir anı. Bunların hepsi anı olsun diye çekiyorum. O yüzden izleyen izler. Beni mutlu eder. İzlemeyen de hani canı sağ olsun tarzında bir konuşması vardı. Bu beni çok çok fazla etkiledi. Ve ben de aynı şekilde dedim hani çok fazla benim buraya takipçim yok. Zaten çok yeni başladım. Ama ne olursa olsun buraya koyduğum her şey aslında bir anı. Gelecekte dönüp baktığımda benim için çok çok güzel hatıralar. Hani ne olur bu kanal büyür mü büyümez mi bilmiyorum ama benim için çok güzel anılar olduğuna karar verdim. Ve bu yüzden ben de bu videoyu editledim ve koyuyorum. Yani bu söylediklerimi de hani İrem duyar mı duymaz mı bilmiyorum. Hani ben tabii ki ona böyle bir şey dedim diye bu video çekip atmam. Ama yine de benim için en çok sevdiğim kanal ve yani Instagram'daki sayfa öyle söyleyeyim. Bunu da sizinle paylaşmak istedim. O zaman bu videonun sonu oldu. Hepinizi kocaman kocaman öpüyorum. Beğenirseniz ve benim hakkımda daha fazla şey görmek isterseniz kanalıma abone olursanız nasıl bir cümle kuruyorsam artık. Çok mutlu olurum yani. Hepinizi kocaman öpüyorum.